gün içinden kaldığı yerden devam ediyor. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Bu kuşakta dış gündeme bir pencere açacağız. Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi Kıvanç Özdal bizimle birlikte. Kıvanç, hoş geldin gün içinden. Merhabalar Derya. Az önce haberlerimizde de ekrana getirmiştik. İran İslam Devrimi'nin 45. yılı kutlandı. Resepsiyona Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek de katıldı ve İran'ın emperyalizme ve siyonizme karşı duruşuyla ilgili çok önemli vurgular yapıldı. Sana da hemen sormak isterim. İran'ın son dönemlerde Batı'ya karşı duruşunu nasıl okumak gerekir? Sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'da İran Başkonsolosluğu resepsiyon verdi. Aynı zamanda Ankara'da da İran'ın Ankara Büyükelçiliği resepsiyon verdi. Hem Ankara'daki hem İstanbul'daki resepsiyona hem Vatan Partisi'nden yetkililer katıldı ki İstanbul'dakine sizin söylediğiniz gibi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı. Bunun dışında hem Ulusal Kanal hem de Aydınlık Gazetesi hem Ankara'da hem de İstanbul'daki resepsiyonları yerinde takip etti. Sayın Perinçek'in özellikle İran İslam Devrimi ile ilgili direniş ve bölgedeki gücüyle ilgili bir demeci oldu. Şu anda da Tahran'da İran İslam Devrimi'nin 45. yıl dönümü olması sebebiyle çok büyük bir kutlama düzenleniyor. İran halkı Tahran'da meydanı doldurmuş durumda. Cumhurbaşkanı reisi de burada bir konuşma yapıyor. Sayın reisinin de yaptığı konuşma daha çok yeni. Akşama haberini hazırlayacağız biz. Ancak konuşma henüz yeni tamamlandı. Rejiden Uğur Bey'den de rica etsek hatta onu da alt görüntü olarak verebiliriz. Henüz Sayın reisinin konuşması Türkiye'de ajanslara düşmedi. Biz yurt dışı ajanslarından alıp derledik. Şöyle söylüyor evet Sayın Reisi, İslam Devrimi'nin zaferinin 45. yıl dönümü münasebetiyle törende konuştu. Devrimin mesajının bağımsızlık ve düşmanlar karşısında direniş olduğunu söyledi Sayın Reisi. Şunu söylüyor, İran halkı sorunların üstesinden geldi. Milletimiz komplolardan, çekişmelerden, dayatılan savaşlardan, suikastlardan ve güvensizlikten geçti. Halkımız sorunları iyi biliyordu ve düşmanın planlarını engelledi diyor. Bunun dışında bugün bölgedeki uyanış ve İslam devriminin kazanımlarından gördüklerimizle İran İslam devrimi ilerliyor ve bunun önünde hiçbir engel tanımıyor. Düşman İran halkını durdurmak için çeşitli askeri, ekonomik, psikolojik ve medya savaşları ve son zamanlarda melez bir savaş yürüttü. Ancak İran halkı tüm bu alanlarda galip geldi ve düşmanı hayal kırıklığına uğratmayı başardı diyor İran Cumhurbaşkanı. Bunun dışında halkımız aşağılanma yerine gurur duymayı tercih etti. Yabancılara kitlesel bağımlılık yerine bağımsızlığı seçti diyor. Filistin ile de ilgili mesajları var Sayın Reisi'nin. Şunu söylüyor. Bugün Gazze ve Filistin'de yaşananlar herkesin Amerika'yı ve Siyonist varlığı tanıması için yeterlidir. Bu insanlardan su, ilaç ve temel ihtiyaçların engellendiğini, bunun da insanlığa karşı bir suç olduğunu ve bu suçların savunucularının Amerikan rejimi ve batılı ülkeler olduğunu sözlerine ekledi İran Cumhurbaşkanı. Bir de son olarak şunu da söyleyelim. Şunu söylüyor Sayın Reisi, Siyonist varlığın yok olduğunu ve bu varlığın ölümünün geldiğini herkes bilsin. Batılılar Filistin'i savaş ve ekonomik abluka ile savunmayı bırakmamız için çok uğraştılar. Ve bize defalarca Filistin'i savunmayı bırakmamız için mesaj gönderdiler diyor. Ayrıca şunu ilave ediyor. İslam Cumhuriyeti Filistin'in İslam dünyasının ilk davası olduğuna ve Kudüs'ün kurtarılması gerektiğine inanıyor dedi. İran Cumhurbaşkanı reisi Tahran'daki kutlamalarda yaptığı konuşmada. Şimdi burada tabii ki özellikle bağımsızlık ve direniş vurgusu çok önemli. Şu anda bölgemize baktığımız zaman, Batı Asya'ya baktığımız zaman Derya, özellikle 7 Ekim'den bu yana yani Aksa Tufanı harekatı başladığı andan itibaren Irak, Suriye ve Ürdün'deki ABD üslerinin ard arda hedef alındığını görüyoruz. İşte burada İran'ın saldırıları sınırların ötesinde karşılama stratejisi devreye giriyor. Yani bugün biz işte Irak direniş güçleri dediğimizde ya da işte Yemen'deki Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Kızıldeniz'deki operasyonlarını değerlendirdiğimizde
Bütün bunların arkasında aslında İran'ın emperyalizme karşı, Batı hegemonyasına karşı kararlı duruşunun etkilerini görüyoruz. Şehit Kasım Süleymani de mesela hedef alınmasının sebebi Irak'taki, Suriye'deki ve Batı Asya'daki direnişi örgütlemesiydi aslında. Bu açıdan baktığımızda tabii ki İran İslam Devrimi'nin sadece İran'ın tarihini değil, Batı Asya'nın ve dünyanın tarihini de değiştirdiğini söylememizde fayda var. O zaman hemen siz de değinmişken buradan Irak'a da bir dönelim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Irak 11 Şubat'ta masaya oturacak. Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Irak'tan çekilmesi için İran ABD ve ortaklarını ülkeden çıkarmak için bir diplomatik baskısı söz konusu. İran'dan bahsettik. Irak'ta da durum aynı şekilde. Bölge ülkelerinin şu son dönemde toplu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, Batı'ya karşı bir duruşları var. Bu duruş nasıl yansıyacaktır bölgeye ilerleyen süreçlerde? Son gelişme, sahadaki son gelişme neydi hatırlayalım. Bağdat'ta Haçlı Şabi komutanlarından biri ABD suikastı sonucunda öldürüldü. Son gelişme buydu. Daha önce de hem Irak'a hem Suriye'ye saldırdı ABD. Bunun dışında da yine izleyicilerimizi hatırlatalım. İsrail 7 Ekim'den sonra çok sayıda saldırı düzenledi. Nereye? Suriye'ye. Yani baktığımızda Suriye, Irak ve bunun dışında Yemen'i de dahil edebiliriz tabii ki Batı Asya'nın güneyinde kalmasına rağmen. Buraya ABD'nin, İngiltere'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı biçimde keyfi diyebileceğimiz terör saldırıları düzenlediğini görüyoruz. Irak hükümeti ise uzun zamandır ABD askerinin ülkesinden çıkmasını istiyor. Ve geçtiğimiz birkaç haftadır ABD medyası ard arda bunları yazıp çizmeye başladı. Önce Irak'tan askerlerin çekileceğini, daha sonra ABD ile Irak arasında, Irak hükümeti arasında bu görüşmelerin yapıldığını yazıp çizdi ABD medyası. Hatta daha sonra olay şeye de geldi. İşte ABD Suriye'deki askerlerini de çekecek diye çeşitli yazılar yayınlanmaya başlandı ABD medyasında. Kaybeden ABD, dünyadaki hegemonyasını yitiren, gücü zayıflayan ABD sonunda, işin sonunda, nihayetinde Irak'tan da Suriye'den de defolup gidecek. Bunu söyleyebiliriz. Ancak bu haberlerde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. ABD Irak'taki askerlerini çekmekten bahsediyor. Tamam. Ancak Erbil'deki askerlerini çekmekten bahsetmiyor. Yani ABD İran kuzeyindeki yönetimi Irak'tan bağımsız olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla kısa vadede ABD askerlerinin Batı Asya'dan, bölgemizden hemen çıkıp gideceğini söylemek için erken. Bunu vurgulamamız gerekiyor. Çünkü bununla ilgili bir kafa karışıklığı yaşanıyor kamuoyunda. Bir iki tane haber çıktığı zaman biraz heyecanlı davranıyoruz diyelim. Ve hemen şunu söylüyoruz. İşte ABD askeri bölgeden gidiyor. Hayır, ABD askeri, ABD hükümetiyle Irak hükümeti, Irak hükümetinin kontrol ettiği bölgeden ABD askerlerinin çekilmesini tartışıyorlar. Ama Erbil, Kürt bölgesel yönetimin içinde ABD'nin çok büyük bir üssü var ve zaten güvenlik gerekçesiyle, yani direniş gruplarının ard arda saldırılarının ardından zaten güvenlik açısından da ABD aslında askerlerini Erbil'e çekmeye başlamıştı. Suriye konusuna gelecek olursak bunlar basına yansıyor. ABD basında böyle haberler çıkıyor, işte Suriye'den askerler çekilecek mi diye. Bunun biraz ABD seçimlerine yönelik Biden'ın bir kampanyası olduğunu da öngörüyoruz. Şu şekilde Trump'ın ABD askerleri evine dönecek söylemi ABD halkında karşılık buldu. Yani ABD halkı, Amerikalılar askerlerinin Suriye'de olmasını istemiyorlar. Neden? Çünkü çok büyük kayıplar verdiler. Şimdi Trump'ın bu söylemi ABD kamuoyunda karşılık bulunca bu sefer Biden hükümeti de şu açıklamaları yapmaya başladı veya çeşitli haberleri basına sızdırmaya başladı. Biz de bunu tartışıyoruz diye. Söylediğimiz gibi nihayetinde ABD askerleri Batı Asya'dan defolup gidecektir. Ancak şu anda hani bölgeden çekiliyorlar gibi bir
konuşma yapmak için çok erken. Irak'tan çekilseler bile orada Erbil'de çok büyük bir üsleri var ve bölgedeki varlıklarını devam ettireceklerdir. Mazlum Kobane de bir açıklama yaptı. Biz ABD askerlerin çekilmesini istemiyoruz SDG olarak, YPG olarak diye. ABD askerleri varsayalım çekildiler. Ama unutmamak gerekiyor, YPG'li teröristler de SDG'li teröristler de sonuçta ABD'nin kara ordusu ve ABD onlara destek vermeyi sürdürüyor. Hatta bu son olarak direniş gruplarının saldırıları neticesinde bu sefer de teröristler ABD'den hava savunma sistemleri talep etmeye başladılar. Biz burada kendimizi koruyamıyoruz, bize hava savunma sistemleri verin diye. Dolayısıyla tekrar edelim, çıkan haberler kısa vadede gerçekleşecek bir çekilmeyi göstermiyor. Evet, Irak'tan çekilebilirler, Erbil'de konuşulacaklardır. Ama tabii bu konuda da karamsar değiliz. Nihayetinde de defolup gideceklerdir. Kıvanç, lütfen hatam olursa düzelt. Mazlum Kobani aynı zamanda Türkiye'nin F-16 almasından, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 almasından olan rahatsızlığını da dile getirdi. Hı hı. Aynı zamanda bugün F-16'larla ilgili süreç de aslında tamamlanmış oldu. Herhangi bir itiraz gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye F-16'lar verilecek. Nasıl ilerler bundan sonraki süreç F-16'larla ilgili? Şöyle, kongrede bir süre tanınıyor. 2 haftalık bir süre ABD kongresinde. 2 hafta boyunca itiraz edilebiliniyor. Bu itiraz gerçekleşmedi ve dün onun süresi doldu. Dolayısıyla Amerikalıların Türkiye'ye satacağı, vereceği de çok yanlış bir ifade, satacağı, parasıyla satın alıyoruz. F-16 uçakları ve modernizasyon kitiyle ilgili süreç devam ediyor. Ancak izleyicilerimize hatırlatalım. Türkiye talep mektubunu ABD'li makamlara 2021 yılında göndermişti. Şu anda 2024 yılındayız. Yani Eylül 2021 yılında Türk yetkililer, Türkiye ABD'den uçakları istiyor. Aradan 3 yıl geçiyor. 3 yılın ardından AK Parti hükümetinin verdiği tavizlerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasıyla birlikte karşılığında ABD bize F-16'ları satacağını söylüyor. Tekrar edelim, Eylül 2021'de Türkiye talep etti uçakları, satın almak istediğini söyledi. Şu anda 2024'ün Şubat ayındayız. Biz hala süreç ilerliyor diye konuşmaya devam ediyoruz. Hemen bir Avrupa'ya da pencere açalım istersen. Avrupa'daki çiftçi eylemleri büyüyor. Seyircilerimizi bilgilendirmek adına Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya ve Macaristan'ın ardından İtalya'da da çiftçiler traktörleriyle meydanlara indiler, sokaklara çıktılar. Avrupa'daki şimdi Avrupalı çiftçiler sizin söylediğiniz gibi bütün ülkelerde eylem yapıyorlar. Merkezde başladı bu. Almanya'da, Fransa'da başladı. Merkez ülkelerde. Hollanda'yı da dahil edebiliriz. Ve ardından bu çevre ülkelere yayıldı. Neden? Avrupalı çiftçiler isyan etti. Avrupalı çiftçilerin hükümetlerine karşı isyan etmesinin 2 tane sebebi var. Birincisi, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar Avrupalı çiftçileri gerçekten zor durumda bıraktı. Şimdi bir yandan Rusya'dan gübre ithal edemiyorlar. Bir yandan enerji sıkıntısı tabii ki. Akaryakıt fiyatları anormal derecede arttı Avrupa'da. Bir yandan da Rusya aslında Avrupa'nın pazarı durumundaydı. Çünkü Rusya Avrupa'dan taler tamamen ABD'nin kontrolünde bir bürokrasiye sahip oldukları için kendi çiftçileri pek umurlarında değil açıkçası. Dolayısıyla birinci ana sebep hayvancılığı daraltma yoluna gitti. Mesela bu Hollanda'daki eylemlerin ilk başlama sebebiydi. İşte büyükbaş hayvanların beslenmesi doğaya zarar veriyor iddiasıyla buna gitti Hollanda. Bunun dışında yine bu yeşil mutabakat planı içerisinde işte çeşitli gübrelerin, kimyevi gübrelerin kullanılmaması ve başka pek çok madde yer alıyor. Çiftçiler esas buna da tepki gösteriyorlar. Yani bir takım bürokratlar oturdukları yerden bir plan çıkartıyorlar ama bu aslında Avrupalı üreticinin işlerini engelliyor. Buna da tepki gösteriyorlar tabii. Dolayısıyla Avrupalı çiftçiler saydığımız 2 sebepten dolayı isyan etmiş durumdalar.
Birincisi Ukrayna politikası. Avrupa'nın Ukrayna politikası ve bu çok büyük zarar veriyor Avrupa'ya. Diğeri de söylediğimiz gibi yeşil mutabakat planı. Özellikle Ukrayna politikası, tabii şunu söylemek de önemli. Sadece çiftçilerin sorunu değil, pek çok sektörün sorunu oldu Avrupa Birliği'nde. Yani birincisi taşıma maliyetleri inanılmaz arttı. Bunun sonucunda da sadece çiftçiler değil, diğer lojistik sektörlerini de etkiliyor bu. Ayrıca artan enerji maliyetleri sonucunda ve hükümetleri, tabii bir yandan da hükümetler Ukrayna'ya sürekli yardım yapıyorlar. Mesela hükümetler çiftçilere olan devlet yardımında kesintiler yapıyorlar. Ne için? Ukrayna'ya daha fazla silah gönderebilmek için. Baktığımızda Avrupa Birliği'nin, ABD'nin zorlamasıyla Avrupa Birliği'nin oluşturduğu Ukrayna politikası tam anlamıyla iflas etmiş durumda. Bakın, hem kendi çiftçilerine yaptıkları desteği azaltıyorlar, hem de bir yandan Ukrayna'dan gelen tarım ürünlerine vergi muafiyeti uyguluyorlar. Yani şunu söyleyebiliriz, Avrupa Birliği'ndeki bürokratlar kendi halkları için çalışmıyorlar artık, ABD'nin planları için çalışıyorlar. Zaten tam da bu yüzden Avrupa'da büyük bir öfke birikmiş durumda. Biz özellikle çiftçi eylemleri geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Ancak biz hep şunların da haberlerini yapıyoruz. Mesela Fransa'da, Almanya'da çeşitli sektörlerde sürekli grevler düzenleniyor. Dolayısıyla tekrar edelim, Avrupa Birliği bürokratları halkları için değil, ABD'nin politikaları için çalıştığından bu yaşananlara şahit oluyoruz. Peki halktaki bu tepki ilerleyen süreçlerde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri arasında bir ayrışmaya sebep olur mu? Uzun vadeli bir zamandan bahsediyorum aslında. ABD bunu engellemeye çalışıyor. Nasıl engellemeye çalışıyor? Şöyle anlatalım. Şimdi ajanslara sürekli şöyle haberler düşüyor. Almanya'da aşırı sağa karşı yüz binlerce insan buluştu. Almanya'da aşırı sağa karşı işte gösteriler düzenleniyor. Şansölye Scholz çıkıp teşekkür ediyor Alman halkına duyarlılıklarından dolayı. İşte ABD kendisine karşı yükselen dalgayı aşırı sağcı veya faşist diye damgalayarak Avrupa halklarını korkutmaya çalışıyor. Yani baktığımızda bugün Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Macaristan zaten öyle bir ülke ve diğer Avrupa ülkelerinde ABD politikalarına karşı büyük bir öfke var. Fakat ne yapıyor ABD'liler veya Avrupalı yöneticiler? Bu büyüyen öfkenin önünü alabilmek için halklarını faşizm ya da aşırı sağ ile korkutarak aslında makul talepleri bile, hatta milliyetçi vatansever talepleri bile faşizmle damgalayarak, aşırı milliyetçilikle damgalayarak bu dalgaların önüne geçmeye çalışıyorlar. Ancak bunun önüne geçebilmek söz konusu olmayacak onlar açısından. Çünkü dediğimiz gibi doğrudan ABD'nin planları için, ABD dış siyaseti için hiçbir halk yaşamayı kabul etmez. Buna Avrupalılar da dahil. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Tucker Carlson'ın, bir gazetecinin sorularını yanıtladı ve bu röportaj bütün dünyada inanılmaz bir ses getirdi. Hatta Amerikalı gazeteci bütün Batı tarafından da hedef tahtasına konuldu. Bu röportajın ayrıntılarını da almak isteriz senden. Neden bu kadar ses getirdi ve gazeteci neden hedefe konuldu? Neden bu kadar ses getirdi? Çünkü Avrupa'da, Batı'da, Avrupa ve Amerika'da artık demokrasiden bahsedemiyoruz. Fikir özgürlüğünden bahsedemiyoruz. Düşünün ki Rus klasik müzik bestecilerinin yasaklandığı, her türlü düşünce, serbest düşüncenin bastırıldığı, tartışmaya müsaade edilmeyen bir Batı var artık karşımızda. Biz bunu Türkiye olarak yakından biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ermeni soykırımı yalanı konusunda devletler kararlar verdiler. Siz dediler Ermeni soykırımı yoktur derseniz suç işlemiş sayılırsınız diye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bununla hukuki olarak mücadele etti ve başarı kazandı. Dolayısıyla Türkiye'nin Ermeni soykırımı yalanından bildiğimiz konu Ruslar için de geçerli. Rusya Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna başladıktan sonra bu sefer Rusya'da Avrupa'da, Batı'da, Amerika'da bu konu tartışmaya kapatıldı
Siz dediler bu konuyu demokratik bir şekilde tartışamazsınız. Sadece bizim verdiğimiz doğruları tekrar edebilirsiniz ya da yayabilirsiniz diye. İşte bu yüzden Rus lider, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li gazeteciye verdiği röportaj çok ilgi çekti. Çünkü insanlar aslında konuyu tartışmak istiyorlar Batı'da da. Röportaj yayınlandıktan birkaç saat sonra biz internette arama yaptık. Milyonlarca izlenmişti daha birkaç saat geçince. İnanılmaz bir ilgi. Dünya kamuoyunun gündemine bu röportaj oturdu diyebiliriz. Bu videoda izleyicilerimize göstermek istedik. Çok matrak bir video aslında. Vladimir Putin tarihsel olarak konuyu çok güzel anlattı, Ukrayna meselesini. Hatta bu konuda ABD'li gazeteci oldukça geri kaldı. O genel hazırlanmış sorularını yöneltirken Sayın Putin ta 9. yüzyıla kadar uzanarak bütün bölgenin tarihini gazeteciye ve dünyaya da anlatmış oldu. 2 saati geçen bir röportaj. Çok etkili ve Sayın Putin sadece tarihsel olarak Ukrayna meselesini ele almakla kalmıyor. Bugüne kadar ABD'li başkanlarla aralarında süren pazarlıkları, konuşmaları, Rusya'nın taleplerini, ABD'li başkanların yalanlarını hepsini tek tek anlatıyor. Bu açıdan inanılmaz faydalı bir röportaj. Yani kısa yakın dünya tarihi açısından da faydalı. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından gelişen süreci Sayın Putin anlatmış oluyor derli toplu bir şekilde. Biz de ulusal kanal olarak arkadaşlarımız çok özenli çalıştılar. Güzel bir montaj ve seslendirme yapıldı. Onu da verirsek Uğur Bey, ulusal kanalda yarın akşam bu röportajın tamamı 20.30'da Türkçe olarak, altyazılı olarak verilecek. İzleyicilerimize de şiddetle tavsiye ediyoruz. Biz izledik, gerçekten çok güzel bir röportaj. Yarın akşam 20.30'da ulusal kanalda Vladimir Putin'in Amerikalı gazeteciye verdiği bu özel röportajı izleyebilirler. Çok teşekkür ediyoruz Kıvanç. Çok sağ ol, vaktini ayırdın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi Kıvanç Özdal bizimle birlikteydi. Biz şimdi Ulusal Kanal Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerle devam edelim bültenimize. Milli İstihbarat Teşkilatı son bir ayda sınır ötesinde üst düzey 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. PKK'nın Irak'ın kuzeyine artan faaliyetleri sınırdan 160 kilometre derinlikte yapılan operasyonları da sıklaştırdı.